günler ekonomide görünümle karşınızdayız. Ekonomi ve piyasalara dair haberleri aktaracağız. Bir konumuz var. Konumuzsa emeklilikte yaşa takılanlar. Emeklilikte yaşa takılanlar 20 yıldan beri ilk kez hükümetin gündemine girdi. Ne tür bir çalışma olacak? Ne kadar sürede tamamlanır ve çalışmanın sonucu ne olur? Bunu konuşacağız. Ankara stüdyomuzda Ahmet Kıvanç olacak. İstanbul stüdyomuzda da İstinye Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Resul Kurt olacak. Hoş geldiniz. Merhaba yayınımıza. Efendim. Ahmet, hoş geldin yayınımıza. Şimdi isterseniz izninizle bir gelişmelere bakalım. Bugün hem önemli veriler geldi hem de dünyayı ilgilendiren petrolle ilgili gelişmeler söz konusu. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'da petrol tesislerine saldırı oldu. Bunun petrol fiyatlarına ciddi bir yansıması oldu. Neler oldu bir bakalım. Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Suudi Aramco'ya saldırı düzenlendi. Saldırıyı Yemenli Husiler üstlendi ama Amerika Birleşik Devletleri saldırıdan İran'ın sorumlu olduğuna işaret etti. Ciddi açıklamalar var. Karşılıklı ithamlar söz konusu. Saldırı dünya petrol üretiminin %5'inin durmasına yol açtı. Suudi Arabistan'a yapılan saldırı. Petrol 1991 yılındaki Körfez Savaşı'ndan bu yana en sert gün içi yükselişini yaşadı. %20'ye yakın bir yükseliş yaşandı. Daha sonra o biraz törpülendi. Brent petrol 72 dolara kadar yükseldi. ABD petrolü 63 dolar 34 sente kadar yükseldi. Bunlar yaşandı. Peki açıklamalar nelerdi? Hem ABD Başkanı Donald Trump'tan hem İran tarafından hem de Rusya'dan açıklamalar geldi. Trump diyor ki sorumluyu bildiğimizi düşündüren sebepler var. Teyit olursa ateşe hazırız ancak saldırıdan kimin sorumlu olduğunu düşündüklerini görmek ve ne şartlar altında harekete geçeceğimizi görmek için krallığı bekliyoruz. İran'a işaret etti ABD Başkanı Donald Trump. Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da İran yapılan tüm gerilimi azaltma çağrılarına rağmen dünyanın enerji arzına yönelik emsal görülmemiş bir saldırı düzenledi dedi. Diğer taraftan İran'dan da açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ABD iddiaları anlamsız dedi. İran Devrim Muhafızları Komutanı da İran'ın 2000 kilometre çevresinde yer alan tüm Amerika üsleri ve uçak gemileri füzelerimizin menzili içinde dedi. Dolayısıyla tüm bunlar piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltti. Rusya Enerji Bakanı da Suudi Arabistan'la irtibat halindeyiz, oluşacak arz açığını telafi edecek kadar ticari stok mevcut. OPEC toplantıya çağırmaya gerek yok açıklaması yaptı. Bugün iki önemli veri geldi. Birazdan petrol fiyatlarına bakacağız. İşsizlik geldi. İşsizlik Haziran'da bir önceki aya göre, bir önceki döneme göre arttı. Ocak Şubat'ta %14,7. Mart'ta %14,1'di. Nisan'da %13. Mayıs'ta %12,8. Haziran'da %13 oldu. Geçen yılın Haziran dönemiyle kıyasladığımızda peki işsizlik ne? Bakın %10,2'di işsizlik, %13. Tarım dışı işsizlik %15,3'e çıktı. Genç nüfusta işsizlik %25'e yaklaştı. Bütçe geldi. Bütçede bir fazla söz konusu. Bütçede Ağustos'ta 2018'de 5.8 milyar liralık açık varken Ağustos 2019'da 576 milyon liralık bir fazla göze çarpıyor. Bu bütçe gerçekleşmeleri de bu şekilde. Ocak Ağustos ayı ise 68.1 milyar. Şimdi piyasalara bakalım, daha sonra da emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son gelişmeleri konuşacağız. Borsa İstanbul 103 bin puan seviyesinde. Petrol fiyatları etkilendi. Petrolle yakın ilişkisi olan şirketlerde satış baskısı var. Dolar TL 5.71, Dolar TL'yi de etkiledi bu Suudi Arabistan'a yapılan saldırı. Euro TL 6.32, Euro Dolar 1.10 seviyesinde. Faiz ne durumda? Faize bakalım. Faiz 15.54, altın onsu 1.502, altın da etkilendi bir miktar. Gram altın 276, bakın petrol %10, Brent ham petrol %10 arttı, 66 dolar ama dediğim gibi %20'lik bir prim vardı ilk açılışta. Daha sonra bu yükselişin sınırlandığını söyleyebiliriz. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar, 20 yıldan beri ilk kez hükümetin gündemine girdi dedik. Emeklilikte yaşa takılanlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Politikalar Başkan Vekili Vedat Bilgin'e konuyla ilgili çalışma yapma görevi vermesiyle emeklilikte yaşa takılanlar umutlandı. Bunları konuşacağız. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Resul Kurt, hoş geldiniz tekrar. Ahmet Kıvanç Ankara stüdyomuzda. İzninizle önce bir Ahmet'e dönelim. Ahmet, son gelişmeler ne? Emeklilikte yaşa takılanlar neden umutlandı ve bu çalışmalar neyi kapsıyor ve çalışmalar başladı mı? Serdar, emeklilikte yaşa takılanlar sorusu sorunu 1999 yılında ortaya çıkmıştı ilk olarak. Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl çalışma süresi ve 5000 prim günüyle emekli olabilirken sonra yaş şartı getirildi ve kademeli emeklilik yaşı artırıldı. 20 yıl sonra ilk kez hükümetin gündemine geldi, evet, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili
Vedat Bilgin geçen hafta ilk defa taraflarla emeklilikte yaşa takılanları temsilen 5 kişilik bir heyetle görüşme yaptı. Kapsamlı bir görüşme yaptı. Onları dinledi, önerilerini aldı. Fakat Vedat Bilgin EYT'lilerin bir homojen grup olmadığını, durumları çok farklı olan kesimler bulunduğunu vurguladı ve çalışmaların uzun soluklu olacağını, henüz işin başında olduklarının altını çizdi. Tabii şunu vurgulamak lazım Serdar, her ne kadar 20 yıldan beri ilk defa hükümetin gündemine geldiyse de bürokraside birçok konuda olduğu gibi bu konuda da zaman zaman geçmişte mutfak çalışmaları yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Maliye Bakanlığı arasında geçmişte yapılan bu tür mutfak çalışmaları sırasında erken emekli olmak isteyenler için, yani yasada öngörülen tarihten önce emekli olmak isteyenler için 5 puanlık yıllık 5 puanlık bir indirimle eksik maaş bağlanması şeklinde konular tartışılmıştı. Bir başka şu husus görmüştü. İlk başta SSK'larla sınırlandırılsın görüşü o dönem gündeme gelmişti. Kanuni yaştan önce emekli olanlara eksik maaş uygulamasının dünyada da örnekleri var. Resul Hocam da belki değinecektir. Finlandiya'da, Polonya'da, Almanya'da birçok ülkede bunun örnekleri var. Bu örnekleri konuşacağız. Çok... Yani formüller neler, onun üzerine de konuşacağız. İzninle araya giriyorum. Resul Hocam şimdi Ahmet bir genel şeyi verdi, çerçeveyi verdi. Yapılan açıklamada homojen bir yapı var ve uzun soluklu olabilir. Dolayısıyla EYT'lilerde de ciddi bir beklenti var. Bu çalışmanın başlaması da umutlandırdı. Siz nasıl görüyorsunuz? Tabii özellikle Ahmet de bahsetti. İnanın onlarca yıldır mutfak çalışması yapılıyor. Zaman zaman bizim de görüş alışverişinde bulunduğumuz çalışmalar oldu. Ama bu mutfak çalışmaları her zaman maliyeye geldiğinde maliyenin parasal ve finansal konularla ilgili kısıtları nedeniyle uygulamaya alınma imkanı olmadı. Yoksa geçmişte de şu an yaşadığımız gibi süreçler karşımıza çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu bürokratları, değerli arkadaşlarımız mutfak çalışması da yaptılar, maliyetleri analiz ettiler ve bununla ilgili ne yapılabiliri konuştular. Şimdi önce izin verirseniz bu EYT ne istiyor? Yani onu bir anlamamız lazım. Kaç kişiden bahsediyoruz? Evet. Var mı yani böyle bir rakam? 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girmiş olan SSK'ların tamamı, Bağkur'ların tamamı ve memurların tamamı. Yani rakam olarak kesin şu kadar 100 bin, bu kadar milyon deme şansımız yok ama aşağı yukarı benim tahminim 5-6 milyon kişiden daha az bir rakamı konuşmuyor olduğumuz. Yani ciddi bir rakam. Tabii yani ciddi burada, bir sayı. Burada hocam ben sadece, burada bir araya girebilir miyim? Buyurun. İzin verirseniz bir şey eklemek istiyorum. Yani benim yürüttüğüm mantık doğru mu? Onu da yani sizin görüşünüzü almak istiyorum. Şöyle bir mantık yürüttüm. 2016 yılında SGK Başkanı 7 milyon 200 bin kişi olduğunu söylemişti bu kapsamda ama ben 1999 yılı sonundaki SSK, Bağkur ve emekli sandığı aktif sigortalıların sayısına baktım. O tarihte 10 milyon 800 bin kişiymiş aktif sigortalı sayısı. Emekli sayısı da o dönemde 5 milyon kişiymiş. Aradan geçen zamanda yaklaşık 6 milyon 700 bin kişi arttı emekli sayısı. Buradan yola çıkarsak kabaca 4 milyon kişi de demek mümkün olabilir mi diye size de yani şöyle bırakmak. Hani 4 milyon 5 milyon civarı bir kişi yani benim tahminime göre de 5 milyonun biraz üzerinde 5-5 ama daha milyon, altı değil yani. Daha altı olduğunu düşünmüyorum. Sebebi şu Ahmet Bey, özellikle askerlik borçlanması yaparak, yurt dışı borçlanması yaparak veya doğum borçlanması yaparak anında emeklilik potasına girebilecek çok insan var. Yani 2000 günü eksik, 3000 günü eksik, bu insanlar emekli olma ile ilgili bir şeyleri yok. Ama neden? Yaşı bekliyor zaten. Hı hı. Şimdi bu kotaya girdiğinde hemen ne yapacak? Borçlanma imkanlarını araştıracak. Yurt dışında çalıştıysa yurt dışı borçlanmasını araştıracak. Veya doğum yaptıysa doğumla ilgili borçlanma imkanlarını araştıracak. Erkekler askerlik borçlanmasını araştıracak. Dolayısıyla yani bunu biz kabaca 3 aşağı 5 yukarı 5 milyon kişi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Ama bu 5 milyon kişinin
hepsi hemen yarın emekli olabilecek kişiler değil. Belki bunun 1 milyon kişisi veya 500 bin kişisi veya 2 milyon kişisi. Bunu hiç kimsenin şu an bilme şansı yok. Veya hiç süresi kısalacak. Evet. Ya hemen emekli olabilecek. Çünkü ya da süresi kısalacak, tabii, emekli olma süresi. Tabii biz hani bunu da 1 milyon kişi olarak kabul edersek eğer, zaman içerisinde belki birkaç yıl içerisinde de bu 5 milyonun tamamı emeklilik imkanına kavuşacak. Dolayısıyla homojen bir yapı, çok değişken bir yapı. Tabii, bu yapıya bu nasıl dışı, bir çözüm? Tabii yurt dışı borçlanması yapacaklar var, askerlik borçlanması yapacaklar var, SSK'lılar var, geçmişte Bağkur olup SSK'lı olanlar var, memur olanlar var. Yani bu kategoriyi tek bir sınıfa indirgemek mümkün değil. Memurları ayrı değerlendirmeniz lazım. Bağkurları, 4B'lileri, 4A'lı SSK'lar hep ayrı ayrı değerlendirmeniz lazım. Hatta bununla ilgili belki engellileri de içine alacak. Çünkü engellilerle ilgili de emeklilikte ciddi bir sıkıntı var. Evet. Bunların hepsini bir kategoride, bir potada eritip tek bir çatı altında değerlendirme imkanı da olmayabilir. Ben burada hani Vedat Hocam'a katılıyorum. Özellikle burada beklenti şu. EYT emeklilik yaşını bekleyen arkadaşlarımız diyor ki biz genç addedilip emekli edilmiyoruz. Yani devlet bize diyor ki siz gençsiniz kardeşim. Biz çalışmak istiyoruz. Gidip iş bulmak için başvurduğumuzda da özel sektör de bizi bize diyor buluyor ki siz yaşlısınız kardeşim, sizi işe almıyoruz diyor. Yani bu özellikle 40'lı yaşların sonunda, yani benim kuşağım, hani ben de pratik olarak emeklilik yaşını bekleyenler kategorisine giriyorum. Hepimiz, yani hani 5 milyon insandan bahsediyoruz. Böyle bir kategori var. Yani hepimiz bu kategorinin içerisindeyiz ve bu bağlamda emeklilik yaşını bekleyenler diyor ki biz kardeşim iş bulamıyoruz. Hı hı. Yani bunların bu yönde talepleri değerlendirildi. İşte Finlandiya modeli özellikle çok basında da birçok kurumda da nasıl bir formül bulunabilir? Nasıl bir çözüm yani üretilebilir? Bunun pratik yolu şu olabilir. Bakın Finlandiya modeli dediğimizi ben kısaca arz edeyim. Finlandiya'da bir maaş esaslı emeklilik var. Bir de halk emekliliği var. Yani iki tane farklı emeklilik sistemi var. Ve bu bağlamda Finlandiya modelinde kısmi erken yaşlılık emekliliği deniyor buna. Hani bizde de eğer bir yasal düzenleme yapılacaksa kısmi erken yaşlılık emekliliği. Yani diyor ki sen normalde 52, ben mesela diyelim SSK olarak 52 yaşında, benim eski memuriyetim olduğu için de memur olarak emekli olsam 54 yaşında emekli olacağım. Ben hangi kategoriye giriyorum şimdi gibi. Hı hı. Dolayısıyla burada emekliliğine belki 3 yıl kalan, 4 yıl kalan, 5 yıl kalan böyle bir kategori yapılıp bu insanlara geriden gelenler de hep bu potaya girdiklerinde emekli aylıklarından bir miktar feragat ederek bu olabilir mi? Teknik olarak bu mümkün. Finlandiya modeli dediğimizde bu. Diyor ki eğer 61 yaşını doldurduysa bir kişi emekli yaşına kadar olan 5-6 yıllık erken emeklilik sürecinde %25 ila %50 oranında bir kesintiyi kabul ediyorsanız emekli olabiliyorsunuz. Yani 61 yaşını doldurdunuz ve emekli oluyorsunuz. Sizin içinde bulunduğunuz koşullara göre %25 ila %50 arasında bir kesinti öneriliyor. Bu kesintiyi kabul ediyorsanız 61 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Almanya daha farklı bir sistemde. Almanya'da her yıl için %3.6 oranında bir kesinti yapılıyor. Yani Almanya'da da 63 yaşını doldurduysa bir kişi, 63 yaşını doldurdu, 67 yaşında emekli olmak istemiyor. Almanya'daki emeklilik sisteminde de emekli yaşı 65 ile 67 arasında değişiyor. Hmm. 65 yaşında emekli olmak istiyorsa bir kişi, 63 yaşını doldurup 2 yıl erken emekli olacaksa, ona %7.2 oranında bir kesinti ile 63 yaşında emekli olabilme imkanı tanınıyor. Peki Ahmet, bu hocamızın söylediği Finlandiya, Almanya modelleri konuşuluyor mu, konuşuldu mu? Emeklilikte yaşa takılan EYT'liler peki bu kesintiye nasıl bakar? Serhat, başından beri Resul Hocam da söylediği gibi başından beri seçenekler arasında bu var. Yani daha erken kanundaki yaştan önce emekli olanlar için belli bir düşük maaş bağlanması konusu. Bizde %5 şey, yani bizde öngörülen burada, Ahmet de söylüyor, %5 oranında bir kesinti her yıl için. Her yıl için. Öyle bir öngörü vardı. Maliye Bakanlığı istemişti bunu. Evet, geçmişte Maliye Bakanlığı istemişti. Evet.
Burada tabii şunu sadece yaşa takılmamak gerekiyor. Bunu bir paket olarak zaten de çalışmada o şekilde yürütülüyor. Bir paket olarak ele alınması gerekiyor. Çünkü belli yaşın üzerinde özel sektörde iş bulmakta zorlanan kesimlerin prim gününü doldurduktan sonra genel sağlık sigortası primlerinin alınmaması örneğin tartışılıyor. Düşen emekli aile sorunları var. Asgari ücret ve asgari ücrete yakın düzeyde ücret alan kişilerin 2008'den sonra çalışma süresi uzadıkça maalesef emekli aylıkları düşüyor. Hatta öyle ki 7000 gün çalışan bir kişi 10000 çalışan kişiden daha fazla aylık alıyor. Tam tersi olması gerekirken. Diğer taraftan dünyada yaşlı istihdamını teşvik edici bir takım uygulamalar var. Bunların da muhtemelen yani gündeme gelecektir. Örneğin Almanya'da 50 artı girişim var. Bazı ülkeler de belli yaşın üzerindeki kişileri çalıştıran işverene ekstra prim indirimi şeklinde teşvikler var. Büyük işletmelerde belli oranda yaşlı işçi istihdam etme zorunluluğu getiren ülkeler var. Belli yaştan sonra çalışmaya devam edenlerin daha yüksek emekli aylığı bağlanmasına ilişkin düzenlemeler var. Dolayısıyla dünyadaki bu örnekler de değerlendirilip bir paket halinde. Sadece mesela ben burada hemen müdahalede bulunayım. Tabii, mesela Finlandiya modeli diyoruz ya, bakın Finlandiya'da 18-52 yaş arası olduğunda %1,5 üzerinden yani aylık bağlama oranına katkısı var. 53 yaşından sonra 1,9, 60 yaşından sonra 2,5, 63-68 arasında 4,5. Yani gençken ödediği primin 3 katı. 63 yaşından sonra çalışırsanız gençken ödediğin, bakın 63 yaşında emekli olacaksın ama bu sefer eğer diyor çalışırsan senin emekli aylığını 4,5 kat daha artır. %4,5 artış imkanı sağlayacak. Bir bu sorun var. Aylık düşüyor. Yani hiçbir insan çalışırken emekli aylığının düşmesini arzu etmiyor. Yani sadece yaş değil. Yani Ahmet Bey çok güzel toparladı. Sadece yaşla ilgili değil bu. İnsanlar çalıştıkça emekli aylıklarını arttırmamız lazım. Aylık bağlama oranlarını arttırmamız lazım. 2008 sonrasında veya belli bir yaştan sonrasındaki emekli aylığının düşüşüne imkan tanıyan düzenlemeleri bizim yeniden revize etmemiz lazım. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun durumu ne peki bu durumda? Yani kaç kişinin çalışması, kaç kişinin emekli aylığını... Yani şu an Sosyal Güvenlik Kurumu sadece rutin emeklilik ve sağlıkla ilgili işlemlerini yürütebiliyor. Bu Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ziyade belki Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu bünyesinde üst bir noktada yürütülmesi gereken bir konu. Çünkü sadece emekli yaşı değil bu. Bakın yaşlı olup emekli olup çalışan insanlar var. Emekli olup sosyal güvenlik destek primi ödüyor ve biz bu insanın ödediği destek primlerini emekli aylığına her yıl için %1-1,5 gibi bir katkı sağlayacak şekilde artırmamız lazım. Çünkü insanlar emekli olduktan sonra evine köşesine çekilmiyor, çalışmaya devam ediyor. Ama ben zaten emekli oldum deyip kayıt dışı çalışıyor. Evet. Bu nedenle bu grubu da iyi değerlendirmemiz lazım. Peki süremizin sonuna geldik. Son bir cümle, EYT'liler bu çalışmadan umutlansın mı umutlanmasın mı? Çünkü yani, herkes çok ciddi anlamda bir beklenti içinde. Yani burada hani bir umutlanın dememize bence gerek yok. Ama böyle bir gerçekliğin hükümet farkında, devletimiz farkında. Bununla ilgili mutlaka hani Vedat Bilgin hocamız gerçekten alanına hakim, çok kıymetli bir akademisyen, çok kıymetli bir hocamız. Mutlaka sosyal taraflarla görüşerek, kendi ekibini oluşturarak bu konuyla ilgili bir çalışma yapacaktır. Ve bu çalışmaların yapılması esnasında da Almanya modeli, Finlandiya modeli veya diğer ülkelerdeki uygulamalar neler, bunlar ele alınarak bir çalışma yapılacak. Ama burada da hani insanlara hayal satmak da bence doğru değil. Evet, devletimiz bunun farkında, bu sorunu çözmek istiyor. Bu noktada neler yapılabileceğini araştırıyor. Bununla peki ilgili bir mutfak çalışması diyebiliriz. Peki Ahmet, senden de tek bir cümle alayım. Bu EYT'lilerin umutlanıp umutlanmaması konusunda bu çalışmalarla ilgili çok kısa.
Serdar, tabii ilk defa hükümet gündemini aldığı için umutlanmak mümkün, ama bunu böyle hemen bugünden yarına olabilecek bir şey olarak da görmemek evet. lazım. 3600 ek gösterge konusunu hatırlatmak istiyorum. Yani orada da bir maliyet sorunu olduğu için uzunca 245 milyarlık emekli maaşı ödüyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Evet. 2018 yılında ödediği evet. emekli maaşı 245 milyar. Peki. Yani çok yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. Bununla bitirelim. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü çalışma da uzun sürecek gibi gözüküyor. Ahmet Kıvanç Ankara stüdyosunda, bugün habertürk.com'da da bununla ilgili geniş yazısı var. Oradan okuyabilirsiniz. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Resul Kurt. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Hoşçakalın.